Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Doğruları konuşacağız. Sadece gerçekler, sadece hakikatler. Adana'da Eren Yıldırım, hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Yürüye Gençlik Kolları Başkanı'ydı ve yok yere tutuklanmıştı. Nedensiz, hiç yere, boş yere 17 gündür hapisteydi. Ve bugün sevindirici haber geldi. Eren Yıldırım tahliye oldu. Bu aslında sevindirici bir haber ama neden gözaltına alındığı, neden tutuklandığı konusunda da hakikaten müphem bir durum. Yani bir insanın eylem yapmadan, zor kullanmadan ya da kimseyi tehdit etmeden, kimseye hakaret etmeden, nasıl suç işlemeden tutuklanacağı konusu gerçekten bu soruyla yani biraz muallakta. Tabii biz bu sorunun yanıtlarını arayacağız sizlerle birlikte ama öncelikle Orkun Parsak, Eren Yıldırım'ın avukatıydı aynı zamanda Adana'da ve sonuna kadar, bugüne kadar, tahliye kararı alınana kadar bütün süreci takip etti ve hukuki süreçleri en iyi bilen o. Biz hemen yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarına emek veren bir isim, sevgili Orkun Parsak, Eren Yıldırım'ın avukatına bir merhaba diyeceğiz. Orkun Bey, merhaba. Kolaylıklar dilerim. Öncelikle yani sevindik, geçmiş olsun. Yani olmaması gereken bir şey, hiç yaşanmaması gereken bir şey, yok yere yaşanan bir şey. Israrla ve inatla bunu söylüyorum. Yılların gazetecisiyim. Hiç yani olmayacak bir şey ve olmayacak bir zaman, olmayacak gerekçeler. Nedir olay? Nasıl tahliye oldu? Dava ne durumda? Fatih Bey, öncelikle sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Eren Yıldırım'ın avukatlarından birisi olarak şu anda bu canlı yayındayız. Eren Yıldırım 16 Mayıs 2020 tarihinde sizlerin de bildiği üzere haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Bizler Eren Yıldırım'ın avukatları olarak bu haksız ve hukuki aykırı olan tutukluluk kararına itiraz etmiştik. Lakin bu itiraz talebimiz reddedilmişti. Dün itibariyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirmesi oldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Bugün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dava sürecini başlatmıştı. Biz de Eren Yıldırım ile ilgili olarak tutukluğa itiraz dilekçemizi verdik. Ve bugün itibariyle Eren Yıldırım tahliye edildi. Şu anda Adana Türkçüler Cezaevi ETP Cezaevi'ne doğru yoldayız. Eren Yıldırım'ı tahliye etmek üzere, Eren Yıldırım'ı teslim almak üzere yoldayız. Eren Yıldırım 16 Mayıs 2020 tarihinden bu yana tam 17 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutukluydu. Adalet buca itibariyle geç de olsa tecelli etti. Bizler bunun için tabii ki sevinçliyiz. Bizler tabii ki bunun için mutluyuz. Bir hukukçu olarak, bir yurttaş olarak Türk adaletinin bugün doğru kararı verdiğine inanıyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde 17 gündür tutuklu olan bir öğretmenin bugün tahliyesini tüm Türkiye olarak takip ediyoruz. Bundan dolayı da gururumuz tabii ki baki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, bir adil bir devlet olması gerektiğini bugün bir kez daha görmüş ve yaşamış bulmaktayız. Bu karar inşallah Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm hukuksuz yargılamaların sonunu getirir. Bundan sonra hakimlerimiz daha adil, daha hukuka uygun kararlar verirler. Bizler bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Hukuka uygun kararlar alan hakimlerimizin tabii ki arkasındayız. Bugünkü karar da böyle bir karardır. Hukuka uygun bir karardır. Doğru bir karardır. Evet. Bundan kaynaklı olarak da Eren Yıldırım'ın tahliyesinden... Şimdi Orkun Bey, tabii Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Yıldırım ve olaya karışan 4 kişi hakkında bir iddianame hazırladı. Bu iddianamede kaymakamın korumasının çok önemli bir sözü var. Şöyle diyor, evet. İddianamede aynen. Kaymakam koruması B'ye korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini ama kimseye doğrultmadığını söyledi diyor. O zaman sizin iddialarınız doğru bu durumda değil mi? Eğer bu kaymakam korumasının savcılığa verdiği ifadede olayı doğruluyor. Fatih Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Kaymakam Bey'in korumasının, koruma polisinin ifadesinin ikinci sayfası, üçüncü satırında çok açıkça belirtiliyor. Diyor ki, ben silahı çektim, silahın ağzına mermiyi verdim diyor. Yani burada kendisi bizim iddialarımızı doğruluyor. Biliyorsunuz ki bir video yayınlanmıştı. Bu videoda da silahın namlusuna merminin verildiği de çok açık bir şekilde sesle duyuluyordu. Lakin bizim bu iddialarımızı birçok kişi yalanlıyordu veya bu iddialarımızın doğru olmadığını söylüyordu. Ama kaymakamın koruma polisi
ifadesinde resmi olarak silahı ağzına Merve'yi verdiğini kabul etmiştir. Yani bizim bu konudaki iddialarımız doğrudur ve kendisi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumun da tabii ki üzerlerine olmasın. İleriki dosyanın ileriki aşamalarına talep edilir. Peki Orkun Bey, çok geçmiş olsun. Çıkar çıkmaz da Eren Yıldırım'la mutlaka bir konuşmak isteriz. Geçmiş olsun demek isteriz. İmkanlarınız ölçüsünde olsun. Halk TV'ye bağlanırsa çok memnun olurum. Ülkemiz adına geçmiş olsun diliyoruz. Halk TV'ye bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Eren Yıldırım'ın hukuk mücadelesi, hukuk çerçevesi içerisinde biz avukatlar olarak temsil edilecektir, devam edilecektir. Eren Yıldırım'ın bu konuda beraatini alınan kadar biz hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Peki, kolaylıklar diliyorum. Tekrar geçmiş sağ olun, olsun. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve onunla konuşacağız. Güzel bir günde geldi, hayırlı bir günde geldi, iyi bir müjdeyle geldi. Sağ olsun. Öncelikle ona hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ben de Eren Yıldırım'a, kardeşimize geçmiş olsun diliyorum. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, daha önce de konuştuğumuz gibi haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandı. 17 gün esareti yaşadı. Adalet yerini buldu ama biraz da geç kaldı. Bu 17 günün hesabını kim verecek bilmiyorum. Tabii şimdi iddianame de hazırlandı. Yani iddianamede kaymakamın korumak için silah çektiği, mermiyi namluya verdiği, kimseye de unutmadığını söyledi diyor. Kaymakam orada yokken bir kaymakam koruması nasıl böyle bir cesaret? Devletin bir memuru bu. Yani Fatih Bey, artık kraldan fazla kralcılar var bu ülkede biliyorsunuz. Yani yönetime yaranmak için, kendilerini ispat etmek için maalesef haksız, hukuksuz bir şekilde davranan, gücü kendinde gören, bir şekilde güç kullanan bir sürü insan var yani sağda solda. Bu da, kaymakamın koruması da bunlardan biri. Üzülüyoruz. Yani bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz ülkemizin. Ama hukukun bu kadar ayakları altına alınması, gücü elinde tutanların o gücü kullanarak demokrasiyi ve hukuku yok kabul etmesi hepimizin içini acıtıyor açıkçası. Tabii bu ilk olay değil. Eren Yıldırım'a sevindik. Daha önce de yine İzmir İl Başkanımız, bir hanımefendi, eski İl Başkanımız, yine Cumhuriyet Halk Partili. İl Başkan Yardımcısı, evet. Evet, o da Çavbella camilerde çalmasını sosyal medyada paylaştı diye tutuklanmıştı. O da serbest kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir sözü var Sayın Torun. Siz de sormak istiyorum bunu. Şunu diyor. Olağanüstü hal koşullarında seçime gitmek için bir çaba var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sokağa çekmeye çalışıyorlar. Bu iki olayı yan yana koyarsanız, hakikaten iktidarın, Cumhuriyet Halk Parti'nin gençlik kollarına, il başkan yardımcısına bu tür kumpaslar kurarak sizi sokağa çekmeye çalıştığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle Fatih Bey, devlet tuzak kurar mı? Vatandaşına tuzak kurar mı? Devlet, yönetenler bugün birebir vatandaşına tuzak kuruyor. Ve buradan da bir siyaseten nemalanmaya çalışıyor. Türkiye'yi yönetememenin verdiği refleks de artık Türkiye'ye hiçbir şekilde katkı sağlayamayacağının ve sorunları çözemeyeceğinin bilinciyle maalesef böyle suni gündemler yaratarak bir şekilde algı oluşturmaya çalışıyor. Bir şekilde Türkiye'nin içindeki bulunduğu gerçek gündemi saptırmaya çalışıyor. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi bakın, olayları böyle birebir tek tek ele aldığımızda, yani Eren'in tutuklanmasından hapsine kadar, İzmir İl Başkan Yardımcımızın, geçmiş İl Başkan Yardımcımızın tutuklanmasından, belediye meclis üyemizin ev hapsine çarptırılmasından, çoğaltalım bunları. Bakın, hiçbirinin maalesef şu anda Türkiye'nin gündemiyle hiçbir alakası olmayan, kendilerinin de aslında işlediği hiçbir suçu olmayan bir gündem. Bakın, Ekrem Bey bir ziyaret esnasında galiba bir mezarlık ziyareti ve tarihi mekanları ziyaret esnasında elini arkaya koydu diye havuz medyası günlerdir şey yapıyor, propaganda yapıyor. Yani Türkiye'nin şu anda gündemi, sorunu Ekrem Bey'in orayı ziyaret ederken elini yanda tutmuş, arkada tutmuş, önde tutmuş. Bu mudur yani? Elini nereye koyduğu, yani nereye koyduğu meselesi midir? Bakın ne kadar acizler. Bunu şunun için anlatıyorum. O kadar artık acizler, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları çözememenin verdiği o
eksiklikle ve söyleyebilecek hiçbir sözünün olmamasından dolayı suni gündemler yaratıp bu konuları işlemeye çalışıyorlar. Ya derdimiz şu anda işte Eren kardeşimizin burada ne yapıyorsunuz diye sorduğu soruya karşılık tutuklamak mı? Veya atmadığı bir tweetin den dolayı tutuklamak mı? Veya 7 yıl önce attığı bir tweetten dolayı o gençlik haliyle, onu da kabul etmiyoruz ama gençlik haliyle attığı bir tweeti, 7 yıl önceki tweeti bulup da bir şekilde yargılamak mı? Türkiye'nin gündemi bu mu? İnsanlar şu anda bakın yavaş yavaş pandemi sürecini atlatmaya başladık. Bazı kararlar alındı, iyileşme sürecine doğru gidiyoruz. Vatandaş, evet bir krizin içindeydik, bir sağlık tehdidiyle karşı karşıyaydı. Şimdi bitiyor, başka bir tehditle karşı karşıya. Ben ne olacağım? Ben iş yerimi açacağım ama müşteri gelecek mi? Para kazanabilecek miyim? Birikmiş borçlarımı ödeyebilecek miyim? Yarına nasıl çıkacağım? Bunu düşünüyor. Yarın acaba şimdi işe başladım ama yarın ben işim devam edecek mi? Eğer burada işler iyi olmazsa işten çıkarılacağım mı? Bunun kaygısı içerisinde. Şöyle dünyaya bakın, pandemi sürecini yöneten ülkelere vatandaşına çoğu şunu söylemiş. Kardeşim sen sağlığına dikkat et. Aman bunun yayılmasına engelleyecek o kurallara uy, gerisini düşünme, ben hallederim demiş. Ve gitmiş o vatandaşının o süreç içerisinde bütün katkıları sağlamış, destekleri sunmuş. Biz ne yaptık? Diyor ki damat, sosyete damat, diyor ki şu kadar kaynak aktardık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bankalar, ya yaptığın her şey borç, ben borç istemiyorum. Ben şu anda ayakta kalmak istiyorum. O borcu kim ödeyecek? Borcu veriyorsun bana güzel de kim ödeyecek o borcu? Benim zaten 3 aydır kılımı kıpırdatamamışım ben. Şimdi de ne olacağını bilmiyorum. Tefeciye bu süreç içerisinde 37 milyar ödemişsin. Bana verdiğin 5-5,5 milyar. Bu vatandaşa sağladığın kaynak 5-5,5 milyar lira. Verdiğin destek karşılıksız. Ama diyorsun ki ben bankaya şunu sağladım, buna bunu sağladım. Bu yeni kampanyalar başladı şimdi. Çok düşük faizde konut kredileri, taşıt kredileri 0.49'la başladı diyor. İlk 12 ay ödemesiz diyor. Fatih Bey. Yani ne bunun anlamı? Bakın Allah aşkına geçmiş o kaynaklardan kim faydalanmış çıkarsınlar bakalım kimlere vermişler. Alanların bir kısmı buradan aldı öbür bankaya yatırdı. Vatandaşa direkt yansıyan doğrudan bir şey yok gerçekten. Bir de bedava bir para değil yani. Yani bedava gecikmeli maliyetli de olsa bir ödenecek. Para. Maliyetli ben bir şeye para. Baktım 100 bin lira para veriyor ev kredisi için 170 bin lira olarak geri alıyor. Yani şimdi bu tamam faiz düşük olabilir ama sen bunu 10 yılda 170 bin lira olarak geri aldıktan sonra %70 faiz koymuşsun zaten. Yani bu nasıl bir mantık? Fatih Bey bu mantık değil. Bu kararlar karar değil, bu uygulamalar uygulama değil. Benim vatandaşım şu anda somut öneriler bekliyor. Direkt kendisinin sorununu çözecek çözümler bekliyor. Yoksa siz bu süreç içinde ne yaptınız? Sadece ertelediniz. Aa şimdi güzel, o gün geldi çattı. Şimdi Haziran diyelim ortası itibariyle, sonu itibariyle ödemeler başlayacak. Bu vatandaşın kira ödemesi başlayacak. İşte diğer vergi ödemesi, bilmem ne ödemesi başlayacak. Neyle ödeyecek benim vatandaşım şimdi? Hangi kaynakla ödeyecek? Tamam güzel, normalleşmeye geçiyoruz. Yani bu birikmiş borçlar hangi kazançla ödeyecek? Hangi imkanla ödeyecek? Sen diyorsun ki kredi veririm. Kredi zaten normalde de veriliyordu. Ha biraz faiz oranını düşürmüş olabilirsin. Ama bu sonuçta bu paralar ödenecek, faiziyle birlikte ödenecek. Bunun nasıl ödeneceğine çözüm bulamazsanız, vatandaşın ayakta kalmasını sağlayacak ciddi tedbirler almazsanız, bu sadece göz boyama, algı yaratma adına bir çaba olur. Vatandaş gerçekçi çözüm bekliyor. Sayın Başkanım, aklıma ne geliyor biliyor musunuz? AKP'nin yurttaşı seçim öncesi bir paketleme yöntemi var. Ucuz krediler, ev konut kredileri, araç kredileri bir şekilde bağlıyor ve yıllara dağıtıyor. Öyle bir şey ki seçim sandığına giderken vatandaş bu ödeyeceği parayı hesaplıyor. Riske girmek istemiyor. Düzenini bozmak değişmesin istemiyor. Değişmesin diyor kaygılarıyla. Bu gidiyor. Bir anlamda bir seçim paketi olabilir mi? Aklınıza gelmiyor mu? Yani böyle bir kredilendirmeyle halkı uzun dönem kendine bağlayıp
ya bak ben gidersem bu kredileriniz batar ya da faizi artar ya da ödeyemezsiniz deyip tehdit edip sandığa götürme yöntemi olabilir mi? Ya her şey olabilir Fatih Bey. Bunlar şeytanın düşünmediğini, şeytanın aklına gelmeyeni bile yapabilirler. Ama ortada bir gerçek var. Şu anda zaten vatandaşın kan almaya damarı yok. O krediyi kullanacak durumu da yok. O krediyi kimlere verecek? Kimlere verecek? Belli şartları da koyacak değil mi? Tabii. Belli şartları koyacak oraya. Baktınız mı o siz kredisi kalasına? Tabii o şartları sağlayan kaç kişi olacak? Bu sadece bir algı yaratma adına bir çaba. Mesela ben o krediyi alsam kullanamam. Niye? Çünkü 10 yıl bir kere çok uzun bir süre. İkincisi ödenecek para benim garantim de 3 ay sonra benim işim ne olacak, ülke ne olacak? Ya zaten sizin, benim, vatandaşın şu anda ödediği birçok kredi var. Konut kredisi ödüyor, doğru. Araç kredisi ödüyor, doğru. Borçlarını yapılandırmış onu ödüyor, tüketici kredisi kullanmış onu ödüyor, kredi kartı taksitleri var onu ödüyor, ödüyor da ödüyor. Yani bunu kim kullanacak bunu, kim isteyecek? Tabii banka bunu talep ederken de belli güvenceler isteyecek, belli teminatlar isteyecek. Neyi verecek vatandaş, neyini verecek? Verecek bir teminatı da kalmadı ki. Zaten gırtlağa kadar borçlanmış, gırtlağa kadar limitlerini doldurmuş. Şimdi bunları alacak olan kim? İşte bazı tuzu kurular veyahut da imkanı olanlar yani. Kim kullanacak? Yani yurttaşı bu yeni seçime bağlamak için bir köprü oluşturur gibi geliyor bana AKP. Yani, sanki bir baskın seçim var başka. Yani baskın seçim var ama... sarayın yanındaki de şey diyor yani seçimi dillendiren vatan hainidir diyor. Bunu gündeme getiren diyor bu ülkenin kötülüğünü düşünüyor diyor. İnanın bana artık o hale geldiler ki bırakın hani bir Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı bir gündemle ilgili ifadelerini artık bakanlar ayrı ayrı ifadeler kullanıyor. Cumhurbaşkanıyla bakanlara ayrı ifadeler kullanıyor. Bakanın bir tanesi diyor ki işgaldir diyor. Yani ifadeyi kullanan bugünkü yönetimin sarayın bakanı işgal diyen saraydaki de diyor ki bunu söyleyen işte vatan haindir, şunlardır, bunlardır diyor. Yani bir bakan diyor ki silah çekilmiştir diyor, silah vardır diyor. Bakan Soylu evet. Evet öbürü diyor ki. Bakan Soylu silah yok demişti. Şöyle Erdoğan da PKK benzetmesi yapmıştı. Süleyman Soylu şöyle demişti. Bu Adana ile ilgili söylüyorsunuz. Evet, Güney ile evet, ilgili. Evet. Şöyle demişti, bir silah hadisesi falan yok. Böyle bir görüntü de, böyle bir durumda da yok. O esnada kaymakama yönelik bir hal söz konusu olunca koruma polisi orada müdahale ediliyor. Sonra orada darp ediliyor zaten. Şimdi bir silah hadisesi falan yok diyor İçişleri Bakanı. Ama soruşturmada gayet açık, gayet hazneye mermi alınmış yani. Tabii. İfadesinde burada vardı. Bir bakalım neredeydi o? Evet, şöyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırlamış. İddianamede koruma B'ye kaymakamı korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini, kimseye doğrultmadığını söyledi. Hani İçişleri Bakanı demişti ki, ya silah yok. Kaymakam yok. Ortada böyle bir şey yok. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK benzetmesi yapmıştı. PKK Van'da saldırdı, bir de Adana'da diye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nı inanılmaz bir isnatla suçlamıştı. Peki İçişleri Bakanı orada bir kaymakamın korumasının silah çektiğinden haberi olmaz mı ya? Dağda kesilen ağacı bilenler, olmayan suçları isnat edenler, geçmiş tweetleri, 10 yıl önceki tweetleri bile belki de tarayanlar elbette ki onu da bilir. Fatih Bey, özetle artık ülkeyi yönetemiyorlar. Artık bu ülkeye verebilecekleri bir çözüm yok. Kendi aralarında dahi artık bir uzlaşma yok. Çünkü gerçeği onlar da görüyor. Yani onlar yaşadıkları sürecin farkında değiller mi? Ama artık söyleyebilecekleri bir durum yok. Biri başka konuşuyor, diğeri başka konuşuyor. Aşağıdaki söz veriyor, şu şekilde yapacaktır diyor. Saraydaki hemen onu iptal ediyor. Hayır yapamazsın diyor. O yetkiyi kullanacak olan bakan bile çaresizlik içerisinde eviriyor, çeviriyor. Mecburen saraydakinin söylediğini yapmak zorunda kalıyor. O zaman saraydan talimat geldi. İçişleri Bakanı çık ve silah yok de. O da İçişleri Bakanı da iddianamede yer alan durumu yok sayarak. İddianameden o zaman belki haber olmayabilir ama iddianameyi savcı yazmış. Ve savcı diyor ki kaymakamın koruması
tabancayı kurdu, mermiyi namluya sürdü ve doğrultmadı diyor ama. Koruma kendisine öyle demiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim Sayın Başkan. Bunların hepsinde haklısınız. Ama demin de söyledim, bir baskın seçim de gelecek. Peki yurttaş bunların farkında mı? Sokaktaki insan. Önemli bir kısmı farkında dediniz ama bir görüntü var. Siz bana biraz önce bahsetmiştiniz. O görüntü var bende. İsterseniz o görüntüyü izleyelim. Hakikaten yurttaş başına ne çorap örüldüğünün ya da neler geldiğinin gerçekten farkında mı? Bir izleyelim arkadaşlar. Getirin o görüntüyü. Bir maskeyi bile zor alabiliyoruz. Bir TL ama şu anda öyle bir şey yok. Kredileri var, yatırı şeyleri var, alışverişleri var, şusu var, busu var. Benim mesela bebeğim var. Tane tane bez alıyorum, açık bez alıyorum tane tane. O yüzden yani seçim düşünmemeliler. Yani eğer ki vatandaşı düşünen bir Türkiye varsa seçime hayır demeli. Siz hangi partiyi desteklersiniz? AK Parti tabii ki. AK Parti? Tabii ki. Yani kesinlikle AK Parti, neden diyecek olursanız. Yani insanı sevmeyebilirsin, şahsı sevmeyebilirsin ama yaptıklarına bakılırsa dört dörtlük. Tabii ki. Yani ben şu anda ucuz bez arıyorum. Çocuğuma ucuz bez arıyorum. Bir yaşında bebeğim var. Ucuz bez arıyorum. Yani bunun ötesi var mı? Yok. Yani evim yeni aldım, krediyle aldım. Yani kredimi 3 ay geciktirdim. 3 ay geciktirmeye bana ayda 100 lira faizini alıyor. Onun için yani bence biraz zor. Vatandaşın kafası çok karışık. Bak, çocuğuma bez alamıyorum diyor. Bir tane bez alıyorum diyor. Yiyecek ekmeğim yok diyor. 100 lira parayı veremiyorum, ayda kredi taksitim var diyor. Soruyorlar. Peki sen bu durumdasın. Hangi siyasi parti verecek? Diyor ki gene AKP'ye verecek. Şimdi Fatih Bey, tabii bunun sosyolojik olarak da biraz incelenmesi lazım ama 18 yıllık AKP yönetimi öyle bir vatandaşa, öyle bir empoze içerisine girdi. Öyle bir yapı kurdu ki, yani gücü elinde tutarak bir şekilde vatandaşı sadece kendisini bir çözüm olarak gösteriyor. Tabii burada mutlaka bizim de eksiklerimiz olabilir. Ama inanın şu anda gerek mecliste gerekse tüm alanlarda bütün arkadaşlarımız içinde yaşadığımız süreci anlatabilmek ve bunun çözüm yollarının da mümkün olduğunu ifade edebilmek için canla başla çalışıyor. Şu anda çiftçinin yanındayız, dar gelirlinin yanındayız, sanayicileri ziyaret ediyoruz, onların dertlerini dinliyoruz, çözüm önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Sayın Genel Başkan, olağanüstü bir çabayla Türkiye'nin sorunlarının hangi sorunu varsa yaşanılan çözüm önerilerini, hani ben çözüm önerisi sunmak zorunda değilim demiyor, tavsiye niteliğinde de bugün ülkeyi yönetenlere dikkate alınmasa bile ısrarla her evet. Konuda kendi düşünceleri, 16 maddelik bir 14 maddelik iki ayrı yani, öneride bulundu. Bütün pandemi salgınla süreci, ilgili, ekonomiyle ilgili, doğru söylüyorsunuz, iki ayrı paket sundu. Yani ama şunu anlıyorum ben. Tabii öyle bir havuz medyası var, öyle bir algı yönetimi var ki vatandaşımız aslında çaresizliğinin içinde bulunduğunun sorununda farkında ama öyle bir kuşatılmış içerisinde ki maalesef başka bir şeyi göremiyor. Şu anda biz sizlerin aracılığıyla belki Türkiye'nin gerçeklerini paylaşıyoruz. Ulaşabildiğimiz kitleye doğruları anlatabiliyoruz. Ama lütfen havuz medyasına bir bakar mısınız? Zaman zaman izliyor musunuz onları bilmiyorum. Ben zaman zaman hani ne izletiyorlar vatandaşa, ne söylüyorlar diye bakıyorum. İnanın sinir hastası olmamanız mümkün değil. Tahammül etmeniz mümkün değil. İnsanın gözüyle gördüğü, kulağıyla işittiği, aklıyla anladığı şeyleri dahi böyle tam tersi anlatıp algı yaratıyorlar. Bu kadar olmaz dedirtireceğiniz, bu kadar da yalan konuşulmaz dedirtireceğiniz olaylara tanık oluyorsunuz. Sonuçta vatandaş onları izleye izleye zannediyor ki hani sadece benim veyahut da işte bu geçici bir süreçtir diye gene çözümü sanki AKP'ymiş gibi o şekilde göstermeye çalışıyor. Kimi bunu havuz medyasının algı yönetimiyle yapıyor. Kimi ekonomik olarak oraya bağlı, oradan o ekonomik bağı koptuğunda, faydalanamadığında durumunun daha kötü olacağını düşündüğü için öyle. Kimi bürokratik olarak bağlı, kimi farklı menfaatler olarak bağlı. Haliyle bu süreci bu şekilde tanımlayabiliyorlar. Bazısı da korkuyor. Acaba diyor hani mikrofon uzatıldığında veyahut da
bir başka şekilde telefonla arandığında, sorulduğunda aman başıma bir iş gelmesin, aman işte belki kamuyla işi vardır, belki işte farklı diyalogları vardır, aman içinde bulunduğum durum daha da kötüye gitmesin, beni fişlemesinler diye bazen vatandaş gerçeği de söyleyemeyebiliyor. İçinde yaşadığı süreci de tepkisini dile getiremeyebiliyor. Bakın aslında birçok olaya biz tanık oluyoruz sahaya gittiğimizde de. Vatandaş diyor ki, anlatıyor derdini, aman diyor aramızda bu diyor bak bir yere çıkarsa diyor ben bunları söylememiş kabul ederim, böyle bir şey demedim diyor. Vatandaş korkuyor, çekiniyor. Şu bağış toplama süreci içerisinde hatırlar mısınız Fatih Bey, burada da konuşmuştuk. Sayıştay'da bile insanları fişlediler. Kim bağışta bulunuyor, bulunmuyor diye takip ettiler. Evet. Öğretmenleri müdürler aracılığıyla kim bağışta bulunuyor, bulunmuyor diye takip ettiler. Şimdi herkes geçmişten bugün hep bir paranoyası var. Acaba telefonum dinleniyor mu? Artık telefonda normal yani insanlar içinden geldiği gibi konuşamıyor ki. Biri beni dinler de buradan bir suç unsuru oluşturur da acaba başıma bir şey gelir mi diye kaygılı. Sayın Başkanım, bana her programda yüzlerce mesaj gelir. Mesajların %95'i önce bir saydırır. Yanlış şu, evimde ekmek yok, yiyecek lokmam yok. Kapatırken şunu der. Lütfen adımı kullanmayın. Evet. Şimdi ben burada çıkıp sorumluluk alıyorum, bedel ödüyorum değil mi? Bir yayıncı olarak ne yapıyorsun? Bugün Cumhuriyet'in en gaddar hükümetine karşı doğruları söyleme gibi bir cesarete sahip olmak zorundasınız. Mecbursunuz, o bedeli göze almak zorundasınız. Ama o attığı mesajın arkasına ismini yazma bedelini bile göze almıyor. Yani o kadar büyük, dediği o kadar haklısınız ki, o kadar derin bir korku ki bu. Fatih Bey, bazı STK'lar inanın diyor ki biz size bunu verelim ama aman diyor bizim ismimizi geçirmeyin, bizi bitirirler diyor. Bize birçok bazen bilgi geliyor. Bazı sorunların gündeme getirilmesi için vatandaşlarımız veyahut da STK'lar, belli bildikler belgeler gönderiyorlar, bilgiler veriyorlar. Ama hepsinin aynı sizin söylediğiniz gibi ifadesi, ya aman burada benim ismim geçmesin, aman bizden aldığınızı söylemeyin, aman bizi gündeme getirmeyin. İnsanlar korkuyor, insanlar kaygılı. Çünkü öyle bir yapı kurdular ki herkesi izliyorlar. Sosyal medyasını izliyor, konuşmasını dinliyor, yaptığı hareketlere bakıyor ve inanılmaz kindarlar. İnanılmaz kindarlar. Ya bazen bakın, ben Ordu'da belediye başkanlığı yaptım yıllarca. Geçmişte beraber çalıştığımız insanlar var. Beraber görev yaptık. İyi günü paylaştık, kötü günü paylaştık. İnanın korkuyorlar selam vermeye. Aman bir AKP'li yönetici görür de, AKP'li biri görür de, yani benim selam verdiğim, kucakladığımı buradan bana zarar gelir diye endişe içindeler. Bunu birçok insan yaşıyor. Peki bu korkuyla hareket etmenin, mesela halk korkuyor, kendi arasında konuşamıyor, tepkisini dile getiremiyor. Bir baskı ortamı var. Sandığa gidiyorsunuz, sandıkta da hile yapılıyor. Sonuç olarak yani bu kesin, biliyorsunuz mühürsüz oylar ben size tartışmaz. Peki nasıl çözülecek? Fatih Bey bir anekdot... Yani mahkum mu Türkiye? Buyurun. Bir anekdot daha anlatayım size ben bu seçimle ilgili dediniz de. Geçtiğimiz seçimlerde benim uzaktan bir akrabam, yaşlı biri geldi bana dedi ki seçim esnasında. Ya sana oy vereceğim ama dedi korkuyorum dedi. Dedim ya amca niye korkuyorsun? Yani sonuçta sandıkla senin arasında. Ya dedi ben dedi yaşlı aylığı alıyorum dedi. Bunlar dedi eğer dedi... Benim dedi sana oy verdiğimi bilirlerse benim aylığımı keserler dedi. Benim bir oyumdan ne olacak dedi ya. Sen dedi beni dedi hoş gör dedi. Dedim hiç mesele değil. Sen nasıl istiyorsan öyle davranırsın ama dedim. Hiç kimse dedim onu tespit edemez dedim. Allah Allah senin aranda dedim. Yani o sandıkta verdiğin oyu dedim sen bilirsin Allah bilir dedim. Yok dedi ya olur mu dedi. Kamera koymuşlar orada dedi takip ediyorlarmış. Kimin ne oy verdiğini dedi. Belgeliyorlarmış dedi, öyle değil dedi. Bakın vatandaşı bu kadar korkutmuşlar. Vatandaşı bu kadar artık tehdit etmişler ki vatandaş o özgür iradesini yerine getiremiyor. Nasıl çözülecek? Vatandaşı daha fazla cesaretlendireceğiz. Artık vatandaş içinde bulunduğumuz sürecin ne kadar kötüye gittiğini farkında. Onu cesaretlendireceğiz ve bu yetkiyi kullandığında
bu düzeni değiştireceğimizin de, tek adam yönetimini de ortadan kaldıracağımızın da aslında bir başka çözümün mümkün olduğunu, Türkiye'nin kaynaklarının içinde bulunduğumuz süreçte sorunlarını çözebileceğini ikna edeceğiz ve bunu da ortaya koyacağız. Rakamlarıyla ortaya koyacağız. Kendisinin yanına gideceğiz. Daha fazla çalışacağız, daha fazla paylaşacağız ve bu kötü gidişatı duracağız. Başka bir yolumuz yok. Biz demokratik hukuk çerçevesinde, hukuktan, adaletten ayrılmadan ve bu bilinçle hareket edeceğiz. Onlar gibi illegal yöntemlerle, sandık oyunlarıyla, mühürsüz oylarla, baskıyla, yani o Yüksek Seçim Kurulu'ndaki olumsuz yapıyla, her şeyle mücadele edeceğiz. İstanbul'da hep beraber başardık. Bu yerel seçimde birçok yerde başardık. İnanıyorum ki bu önümüzdeki yapılacak ilk seçimde tarihi, takvimi ne olursa olsun bunu da vatandaşımızın cesaretiyle hep beraber çalışarak bunu değiştireceğiz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Bakın vatandaşa her süreçte tasarrufta bulunun diyorlar. Vatandaşın içinde bulunduğu durumu algılamadan, hep çözüm üretmeden geçici süreçler tanımlıyorlar. İsraf alabildiğine fazla vatandaşa tasarruf et diyorlar ama kendileri sarayda lüks içindeler, sefa içindeler. Bakıldığında kendi imkanlarını sınırsız şekilde kullanıyorlar, alternatifsiz şekilde kullanıyorlar. Ama vatandaşa gelince yok diyorlar. Vatandaşına gelince maalesef kaynak yok diye mazeret uyduruyorlar. Yani bu arada bugün Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay da değinmiş. Cumhurbaşkanımız Ankara'ya teşrif etmişler. Herhalde 2 Haziran'ı da bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gelişi diye de kutlamaya çalışmalı. Yıldönümü gibi, evet, onu söyledi bugün, 75. yıldır. 75 gün yoktu Sayın Erdoğan Ankara'da. Bakar mısınız keyfiyete Fatih Bey? Huber Köşkü'nde, İstanbul'da, orada. Köşk çok onda. Yani onlar kalmıştı. Enteresan bir şey, bir ülkeyi yöneten bir tek adamın, yani ondan başka yönetici yok, söz sahibi yok. Hakikaten bir başkenti 75 gün terk etmesi, yani stratejik açısından da, siyaset açısından da son derece yanlış. Acaba ne diyecek? Çok merak ediyorum Fatih Bey. Hani böyle bize hep aslı astarı olmayan şeylerle suçluyorlar ya. Suçluyor sürekli kendisi, işte bu darbe süreciyle ilgili, farklı süreçlerle ilgili falan. Yani bir ülkenin, sizin de ifade ettiğiniz gibi, cumhurbaşkanı, yani başkent olan ve Türkiye'nin yönetiminin kalbi olan bir yerde olmaz. Efendim ne uçağı mı yok, arabası mı yok, neyi yok, neden bu kadar korkuyor? Yani Ankara gerçekten korona virüsün, COVID-19'un çok yüksek olduğu girilemez bir kent miydi de gelemedi? Değildi ama şunu da sorgulamak lazım, 48 gündür de parlamento kapalı. Yani bir ülkede milli iradenin tecelli ettiği tek yerdir parlamento. 48 gündür parlamento isteyerek, bilerek iktidar tarafından çalıştırılmıyor. Parlamentoya verdikleri önem gösteriyor bunu işte Fatih Bey. Yani parlamentonun sadece onların gözünde demokraside bir araç olarak hani milli irade kalmasının. Ya efendim, onlar işine geldiği zaman milli irade, işine geldiği zaman kendi iradesi. Yani bugün Allah aşkına parlamentonun mesela İstedikleri yasaları çıkartmak için gayret ederken nasıl çalıştırdılar Fatih Bey? Yani kendilerinin talep ettiği, istediği yasaları çıkaracağız diye gece gündüz sabahlara kadar, hatırlar mısınız? Tabii, tam da pandeminin tabii ortasındaydı. O zaman niye çalıştınız? O zaman da gerçekten ciddi bir tehdit vardı, koronavirüs tehdidi vardı. O zaman niye çalıştırdınız o yasaları, böyle alelacele acele gece yarıları sabahlara kadar çıkardınız? Sonrasında da Boğaz'ın imar yasası ile ilgili maddeler de onlar. Yani şimdi bu halkın çıkarlarını doğrudan ilgilendiren değil. O önemliydi Sayın Başkan, haklısınız. Tabii tabii. Bir şey Fahrettin daha, Altun'un şeyleriydi yani. Aynen, ona geleceğim. Fahrettin Altun'un dolaylı olarak saraydan 400 soruya kopyala yapıştır yanıt. Bakın, bu Türkiye'nin en büyük ayıbı Sayın Başkan.
Ney? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanan ve yılbaşından bu yana sayısı 400'ü bulan soru önergelerine kopyala yapıştır aynı ifadelerden oluşan yazıyla karşılık verilmiş. İşte bu nedir ya? Ciddiyetsizliktir. Yani bir milletvekili bir cumhurbaşkanına bir soruyu niye sorar? Eğer kendi bulunduğu bölgesinin, insanların, kendisine oy veren insanların bir sıkıntısı, bir problemi, bir eksikliği, işlemeyen ya da çalışmayan bir şey varsa ya da ülkenin geleceğini ilgilendiren, kaygılandıran bir durum varsa oturur soru önergesi yazar. Ne demek buna hepsine 400 soru önergesine? Yani sizi takmıyoruz, sizinle ilgisiz kimsiniz? Milletvekili ne bu ülkede anlamına mı geliyor yani bu? Fatih Bey, biz bunları söyleyince meclis başkanı farklı şeyler söylüyor. Utanması lazım. Utanması lazım. Şu konudan meclis başkanının, o meclisin başkanı olarak ar edip, utanıp ya buna cevap vermesi lazım, gereğini yapması lazım ya da istifa etmesi lazım. Meclisi bu kadar itibarsızlaştıran, meclisi bu kadar ayaklar altına alan, milli iradeyi bu kadar yok sayan bir zihniyeti kabul etmemiz mümkün değil. Bakın, zaten o saraydaki ne demişti? Demokrasi bir araçtır demişti yani. Öyle dememiş bir zamanda bir araç demişti. Şimdi araç olarak kullanıyor. İşine geldiği zaman milli irade, demin de söyledik, işine gelmediği zaman kendi iradesi. Meclisi eğer gerçekten milli irade olarak kabul etse, bir karar mekanizması Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi, yasamanın en önemli unsur olarak görse, meclisi bu kadar süre kapatmazdı. Meclisi bu kadar süre kapalı tutmazdı. Onun için meclis sadece bir aracı, demokrasi görüntüsü veren, Türkiye'de demokrasi olduğunun bir görüntüsü olarak ortaya koyulmuş bir kurumsal yapı. Şeklen yani. Meclis var aynen, ama aynen. İçerik olarak bugün denetim ya da yasama görevini yapamayan, kısmen askıya alınmış, bir şekilde çalıştırmayan bir parlamento var. 30 yıldır ben parlamentoda gazeteci olarak çalışıyorum. Bu kadar milletvekillerinin etkin olmadığı, sesinin çıkmadığı ya da ülke yönetiminde söz sahibi olmadığı bir dönem, samimi söylüyorum, hatırlamıyorum. Yani bakın, sor bunu söylerken ama hatırlamıyorum. Bakın Fatih Bey, bu pandemi öncesi Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle toplantı yaptı değil mi? Onları belli sayıda aldı, onlarla görüşmeler yaptı. Milletvekillerinin, iktidar milletvekillerinin hepsinin söylediği neydi? Bakanlara ulaşamıyoruz, işte sorunları çözemiyoruz, bilmem ne. O da görünürde bakanlarına talimat verdi. Ne oldu? Şu anda sorun bakalım. Aradan geçen en az 3 ay geçti o süreçten bugüne. Hiçbir milletvekili o günden bugüne bakana bir sorununu çözdürebilmiş mi? Ulaşabilmiş mi? Veyahut da çözümüne katkıda bulunabilmiş mi? Ya bunların hepsi göstermelik. Tek adam var. Tek bir kişi var. Her şeye o karar veriyor. Her şeye. Yani rektöre de o karar veriyor. Genel müdürü de o karar veriyor. Valiye de o karar veriyor. Aklınıza kim geliyorsa neredeyse artık indire indire belki daire başkanlarına bilmem nelere de o karar verecek. Şimdi bakın yani hala o belediye başkanlığının şeyinden etkisinden kurtulmamış olsa gerek ki belediye başkanlığını da o yapmak istiyor. Yani diyor ki belediyelere her şeyinize ben karar vereceğim. Siz diyor yatırımlarınıza da diyor ben diyor olup olmayacağını ben karar vereceğim diyor. Elinden gelse inanın Fatih Bey eminim. Bunun zaman zaman da dillendirdiler. Biliyorsunuz geçmişte de gündeme geldi. İlçe belediyelerini de kapatıp işte 81 il, 81 belediye başkanı, onları da yöneten bir cumhurbaşkanı bu hale getirecek. Artık yerel yönetim, milli irade, şu bu değil. Tek bir irade var. Ben ne dersem o olur, ben ne yaparsam o olur anlayışı. Ya Allah aşkına bir kişi ne kadar yetenekli, ne kadar olağanüstü şu bu olsa bir kişi her şeye karar verebilir mi? Her şeyi mükemmel yapabilir mi? Yani şimdi onun içinde Türkiye'nin yönetilmediği ortada. Her şeye bir kişinin karar verdiği bir yönetimin başarılı olma şansı yok. Bunu değiştirebilme şansımız ne? Yani diyelim ki herkes, aklı başına herkes oturup şunu şu soruyu sorması lazım. Bu nasıl değişecek? Yani şu an anketler yapılıyor. İnanılmaz. En son Avrasya Kemal Özkiraz'ın anketi var. Cumhuriyet Halk Partisi %30'a kadar gelmiş orada. O çok önemli. AKP ile aradaki şeyi, marjı kapatmış ama bu kadar bu ülkeye sıkıntı veren, ülkenin yurttaşlarını bu kadar hayatı cehenneme çeviren büyük bir çoğunlukla, belki mutlu bir azınlık vardır, ona bir şey diyemem ama bir iktidarın gitmesi için başka ne gerekiyor? %34 hala oyları görünüyor. Ama Fatih Bey 18 yıl içerisinde şunu unutmayın.
kendisine öyle bir kitle yarattı ki inancımızı kullandı. İnancımızı kullandı. Etnik yapılarımızı kullandı. Bizi ayrıştırdı, ötekileştirdi. Derin bir fay hattı ortaya koydu. Kendi tabanını güçlendirdi. Şimdi 18 yıldır bunlardan ihale alan var. Bunlardan beslenen var. Bunlardan liyakatsız bir şekilde görev alan, yükselen, göreve gelen var. Bir şekilde yardım alan var. Şu var, bu var. Bakıldığınızda bu süreç içerisinde ciddi bir kitleye önemli imtiyazlar sağladı, önemli katkılar sağladı. Geçen gün bir röportaj izliyorum. İşte gene bir mikrofon uzatılmış. Diyor ki vatandaş derdini anlatıyor. Diyor ki işte içinde bulunduğu ekonomik sorunu, eğitimin sorunlarını, işte sağlığın sorunlarını anlatıyor. Yanında bir genç yaklaşıyor, diyor ki nankörlük yapma diyor. Nankörlük yapıyorsun sen diyor. Görmüyor musun diyor yolları, köprüleri. Diğeri diyor ki ya senin o dediğin köprüyü diyor devlet yapmadı, özel sektör yapıyor. Geçen ve geçmeyen parasını ödüyor diyor. Hastaneyi diyor özel sektör yaptı diyor. Hasta başına para diyorsun diyor. Senin değil ki diyor. Yolları görmüyor musun? Yolları diyor. Sen diyor, o da diyor ki sen toplanan vergilerden haberin var mı diyor. Artık vatandaş sorgulamaya başladı. Geçmişte bir kitle yarattılar. Sanki onlardan önce hiçbir şey yoktu. Bizim evimizde buzdolabı bile yoktu. Beyaz eşya yoktu. Ambulans yoktu. Yani ambulans yoktu. Şu yoktu, bu yoktu. Şimdi her şey AKP iktidarı döneminde bu ülkeye geldi. Buna inanan, inandırılmış belli bir kitle var. Hala bakın, hala yani İkinci Dünya Savaşı sürecinde savaş tehdidine karşı askerin camide yakmasıyla ilgili işte camilere ahır yaptılar algısına inanan, o tarihi bilmeyen bir sürü insan var. İnsanlar 12 Eylül hatırlamıyor. O yıllara nasıl geri dönsün, o biraz AKP'nin bence yani kendi yandaşlarını kara propagandası kızıştırmak için. Peki başkan, belediyelerin de büyük sorunları var. Yani bir son kısımda onu da konuşalım. Siz yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımızsınız. Ağustos ayından sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yani maaş ödemede bile sıkıntı çekebileceği gibi Tanju Özcan'dan dinledim ben bunu, Bolu Belediye Başkanı'ndan. Yani dedi ki eğer bu bize bu karartmayı devam ettirirlerse, engellemeye devam ederlerse, şimdi bir engellemeyle karşı karşıyayız dedi. Hatta bir başka belediye başkanı da şunu söyledi. Var olan, hakkımız olan İller Bankası hakkının yarısını veriyorlar. O yarısını da keserek veriyorlar. Yani %30'unu alıyoruz bu paranın. Ne kadar çekip çevireceğiz emin değiliz dedi. Alper Taşdelen de anlattı burada. Ne olacak? Yani halka hizmetin önünü kesilirse, bu süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kendi yönetim biçimini başarılı bir şekilde halka anlatmaya devam edecek? Fatih Bey, belediyelerimiz, belediye başkanlarımız her türlü ön kesmeye, vesayete, yasaklamaya, davaya, teftişe rağmen başarılı olacaktır. Bakın, bağış kalmalarını engellediler, genel bütçe gelirleri düştü, şu oldu, bu oldu ama bunca imkansızlığın içerisinde gene belediyelerimiz çözüm üretiyorlar. Bağış almayı engelledi. Ne yaptı? Askıda faturayı buldu. Veresiye defterini kapatmayı buldu. Askıda işte maske matiği buldu. Birçok çözüm üretti. Şu anda mesela bazı belediye başkanlarımız pazarlar açıldı. Orada vatandaşın birbirine yardımlaşmasını sağlamak için projeler üretiyorlar. Onlar bizi ne kadar ayrıştırsa da, ötekileştirse de, başkalaştırsa da belediyelerimiz hani seçimden önce biz evimizde huzur, sokağımızda huzur, şehrimizde huzur, ülkemizde huzur diyorduk ya. O huzuru sağlama adına imkanı olan vatandaşımızdan, imkanı olmayan, ihtiyaç duyan vatandaşımıza o akışı, o katkıyı ulaştırıyor. Şu anda pazar yerlerinde sağlanabiliyor. Askıda sebze, şu bu. Ne yaparlarsa yapsınlar, engelleyemeyecekler. Belediye başkanlarımız bunu aşmanın da yolunu buluyor, formüllerini geliştiriyor. Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek. Gerçekten sadece bizim belediyelerimiz değil, her partiye mensup belediyeler. Gerçi kendi belediyelerine şimdi Cumhurbaşkanlığında bir kaynak oluşturdular. Oradan kendisi dağıtabilir, kendi belediyelerine belli katkıları sağlayabilir. Bakanlık nezdindeki bazı oluşmuş kaynaklardan aktarabilir ama genel bütçe gelirleri olarak
İller Bankası aracılığıyla aldığı paylara bakıldığında burada bütün belediyelerde ciddi bir düşüş var. O da vergi toplanamamasından kaynaklanan bir süreç. Peki maaş ödeyemeyecek bir pozisyona gelme ihtimalleri siz de söylemişsiniz yani, bir ara ondan. Evet, evet. Biz de dile getirdik bu böyle devam ederse diye. Ama ne kadar devam anlaşılıyor ederse yani? Anlaşılıyor ki bu mesela şimdi Haziran başı itibariyle yavaş yavaş normalleşme başladı. Bu normalleşme başladıkça o sıkıntılar da giderilmiş olacak. Biz soruna dikkat çekmek için bu süreç devam ederse daha fazla uzarsa diye o cümleyi kurmuştuk. Belediyeler kapısına kilit vurur demiştiniz. Evet, evet onu, çok iyi hatırlıyorum. O cümleyi biz bu pandemi süresi daha fazla uzar ve bu süreç uzun süreli olursa uzun vadede böyle bir şey gerçekleşebilir demiştik ama görülüyor ki şimdi pandemi süreci inşallah yavaş yavaş bitecek ve rahatlayacak. Belediyelerimiz de bu anlamda kaynaklarını tekrar eski kaynaklarına kavuşacak. Buna rağmen belediyelerimiz bakın şu imkansızlığa rağmen her şeylerini kısıtladılar, inanılmaz tasarrufa gittiler, yeni kaynaklar yarattılar. Bazı verilmesi gereken hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşarak bu süreci inanılmaz bir şekilde, başarılı bir şekilde yönettiler. Zaten şu anki iktidarın da rahatsızlığı buradan. Ya bizim yapamadığımızı, devleti yönetirken bizi yapamadığımızı bu belediyeler üzerlerine baskı kurduk, engelledik, müfettiş gönderdik, yasakladık ama buna rağmen gene vatandaşa nasıl hizmet verdiler diye bunun rahatsızlığı içerisindeler. Yapılan anketlerde, kamuoyu yoklamalarında görüyor ki gerçekten belediyelerimiz bu anlamda çok çok başarılı. Bunu vatandaş da zaten takdir ediyor. Bu da anket sonuçlarına yansıyor. Ama şunu açıkça da belirtmek zorundayım. Buyurun. Bu süreç şunu göstermiştir ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani belki tüketim tercihlerimiz değişecek, üretim tercihlerimiz değişecek, yaşam biçimlerimiz değişecek. Artık bu süreç bize gösterdi ki geçmişten bu yana ihmal ettiğimiz bazı şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anladık. Bu anlamda da belediyelerimiz şu anda üreten belediye olmak için yeni atılımlar içerisinde. Çiftçiye destek oluyorlar. Şu anda sözleşmeli üretim, kooperatifçiliği destekleyerek bir şekilde halk marketleri üreticiden tüketiciye kart çıkarmışlar ulaştırma adına. İşte halk kartlar evet. İnanılmaz projeler geliştiriyor. Sanayiciye aynı şekilde, esnafa aynı şekilde. Ciddi anlamda yani Burhaniye Belediye'mizin, belediye başkanımızın yaptığı gibi birçok belediye başkanımız da esnafın ayakta kalması için, onların faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kaynak sağlıyorlar. Bu kaynakların sürdürülebilir olması için de belli çalışmalar olacak. Önümüzdeki günlerde şunu göstereceğiz Fatih Bey. Açık net. Türkiye'nin sorunları çözülebilir. Her türlü baskıya, tehdide, imkansızlığa rağmen belediyelerimiz çözüm üretti. Ve vatandaşımızın bu olağanüstü dönemde yanında oldu ve onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağladı. Bunu yerelde yaptık, genelde de başaracağız. Çözüm yollarımız belli. Bunu yapacak çözümlerimiz de hazır. Kadrolarımız da hazır. Nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Kendimize de güveniyoruz, inanıyoruz. Ve tek bir şeye ihtiyacımız var. Vatandaşımızın tercihine, bu kötü gidişata dur demesine. Ve bakın, o zaman şu görülecek ki, yani biz geçmişte hakikaten kandırılmışız, aldatılmışız, bize bazı şeyler yanlış söylenmiş diye. Allah aşkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'da bir avuç tefeciye teslim olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar üreten insanı varken, bu kadar başarılı nüfusu genç insanı varken, üreten insanı varken, Türkiye bunları yaşamak zorunda mı? Bugün hangi insanımıza giderseniz gidin, verdiği işi layıkıyla yerine getirir. Beceriklidir benim insanım, kabiliyetlidir benim insanım, üretir benim insanım. Türkiye Cumhuriyeti'ni yokluktan varlığa taşıyan, geçmişte birçok sanayi tesisini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu devrimlerle yepyeni bir cumhuriyet Türkiye kuran irade bugün bu sorunları niye çözemesin? Tabii. Bugün bu sorunları niye halledemesin? Bunların hepsi çözülebilir ama çözüm tek adam yönetiminde değil. Çözüm bugün ülkeyi yöneten kadrolarla değil. Çözüm bunları bize dayattığı, bize empoze ettiği yapılarla değil. Çözüm liyakata dayalı,
vatandaşını ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen ve doğru çözümleri üreten, sanayide, teknolojide, tarımda üreten ülkeyle olur. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Finaliniz de güzel oldu. En azından bir çözüm önerisi ya da reçetesi halka sunuldu. Bu arada şunu da söylemem lazım. Doğruların, gerçeklerin adresi Halk TV. Halk TV bir amiral gemisi. Kesinlikle. Halk TV'yi yaralandırmadan, kaybetmeden, yani zarar gördürmeden bu yolunda devam ettirmek gerekir. Çok önemli bir süreç bu. Çünkü emin olun, doğruları duyacak başka yeriniz yok. Yani hiç kimsenin yeri yok. Benim de yok. Akşam eve gidince doğruları duymak istediğim zaman ben kendi kanalımı diye değil, Halk TV'yi açıyorum. Biraz Tele1'e bakıyorum, biraz Karate'ye bakıyorum. Ama öncelikle Halk TV'yi açıyorum. Çünkü orada var. Var yani. Evet, haklısınız. Gerçekten Fatih Bey, ben zaman zaman vatandaşlarımızla bir araya geliyorum. Geçmişte belli bir kesimin izlediği televizyon olarak algılanıyordu. Halk TV, Tele1, KRT gibi kanallar. Ama artık vatandaş, inanın, çok farklı kesimden, çok farklı siyasi düşünceye sahip insanlar bile artık, yani ben Halk TV'nin bir haberlerini izleyeyim, bir programlarını izleyeyim. Tabii. Orada gerçekten doğrular var deyip özellikle yöneliyor. Geçmişte sanki bir siyasi düşüncenin veya belli düşünceye sahip insanların izlediği kanal gibiydi ama artık gerçekten halkın kanalı, halkın izlediği kanal oldu. Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Seyit Torun'u dinledik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimden sorumlu genel başkanımız. Önemli şeyler söyledi, değerlendirmek lazım. Halk TV'de konuştu, zaten göreceksiniz Halk TV'nin de etkisini bu programdan sonraki mesajlarınızda. Birazdan yine HDP'nin eş genel başkan yardımcısı Sayın Garo Paylan gelecek. Ekonomiyi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.